Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yılı aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasalarında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçta alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar-TL paritesiyle başlayalım. Dolar-TL grafiğinde haftanın 3. işlem günü yükseliş ivmesi devam ediyor gördüğünüz gibi. E, Rusya-Ukrayna arasında düşmeyen gerilim Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ekonomik ilişkileri olması sebebiyle e, Türk lirasında üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. E, bu sabah itibariyle baktığımız zaman ABD dolar endeksine 97.660 seviyelerinde bulunuyor. E, 10 yıllık ABD tahvil getirisi ise %1,71 seviyelerinde fiyatlıyor. E, Türkiye 5 yıllık CDS priminde 593 bas puana ulaşmış durumda. E, 10 yıllık tahvil faizi ise %24,33 ile e, yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor arkadaşlar. E, geçtiğimiz günlerde Dolar TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle biliyorsunuz 14.66 seviyesine kadar e, yükselmişti arkadaşlar. E, bu yükselişin ardından kamu desteğiyle 14 seviyesinin aşağısına gerilemişti. E, bu sabah itibariyle baktığımız zaman tekrar arkadaşlar 14 seviyesinin üzerine kırdı ve 14.08 seviyesinin kadar e, yükseldiğini görüyoruz. E, öbür yandan arkadaşlar önemli olan bir diğer faktör de... Ee, Ukrayna'daki savaşın Türkiye ekonomisine ilk etkisi e, burada petrol fiyatından e, geliyor aslında. E, Brent petrolü biliyorsunuz e, 111 dolara aşmış durumda. E, burada e, aleyhine yat, yaptırım başlatılan Rusya e, küresel petrol arzının yaklaşık %10'unu oluşturuyor. E, petrol ve emtia fiyatlarındaki artış cari fazla hedefleyen ve e, %50'ye ulaşan enflasyon problemini e, cari fazla ile çözmeyi amaçlayan Türkiye ekonomisi için e, önemli bir risk. ...risk unsuru olarak karşını, karşımıza çıkıyor. E, baktığımız zaman Türkiye'nin ithalat faturası bir yıldır aralıksız yükselen enerji fiyatlarının da etkisiyle... E, ...Ocak'ta 8.8 milyar dolarla yeni rekora tırmanmıştı. E, Şubat ayından itibaren yapılan ithalat, e, ithalat arkadaşlar savaşın etkisiyle... E, ...daha da tırmanabilecek enerji maliyetlerini ekonomiye e, yansıtacak bu şekilde. E, hükümet yeni ekonomi politikasıyla arkadaşlar ihracat artışı ve turizm gelirleriyle e, cari fazla vermiştir hedefliyor olsa da hem enerji maliyeti hem de e, bu maliyetin Merkez Bankası rezervlerinden karşılanan e, kısmı son aylarda rekor düzeyde artmış bulunmakta e, baktığımız zaman. E, istikrarlı döviz kuru ve enflasyonda düşüş için hükümetin gerekli dediği cari fazla ise artan ithalat ve rezerv maliyeti nedeniyle her geçen gün daha da zora gidiyor arkadaşlar. E, yine yurt dışından gelen ve e, Şubat ayına ilişkin imalat satın alma yöneticileri endeksi bir önceki aya kıyasla e, bir düşüş gerçekleştirdi ve veri 50.4 olarak kaydedildi. E, söz konusu veri Ocak ayında 50.5 seviyesindeydi arkadaşlar. Her ne kadar düşük de olsa e, bir düşüş yaşansa da 50 seviyesinin üzerinde olduğu için gerçekleştiği için e, sektörde büyümeyi işaret ediyor arkadaşlar. E, yeni günde bugün 16-15 arkadaşlar ABD tarafından gelecek olan e, özel sektör istihdam verisi izlenecek ve e, saat 18.00'de arkadaşlar FED Başkanı Powell'ın e, konuşma yapması bekleniyor piyasalara verecek olduğu mesajlar e, önemli arkadaşlar grafik üzerinde incelemek gerekirse e, geçtiğimiz günlerde rekor 14.66 seviyesini gördükten sonra arkadaşlar aşağı yönlü bir düşüş kaydetmişti ve 13.70 seviyesine kadar gerilediğini gördük arkadaşlar. 2 e, kere burayı test etti ve 13.70 seviyesinin altına düşmediğini gördük. E, burayı 13.70'in aşağısı gelmediği için yukarıda 14 seviyesini bekliyorduk 14 seviyesini şu an kırdı arkadaşlar eğer 4 saatlik grafiklerde ve günlük grafiklerde 14 tarafında üstünde bir kalıcı mum kapanışları bırakması yeni kanalımızın arkadaşlar 14 1425 seviyesi olduğu anlamına gelecektir dediğim gibi 14 seviyesini kırdı Aslında burada 4 saatlik günlük mum kapanışlarında alım için güzel bir seviye olduğunu varmak lazım arkadaşlar söylemek lazım yatırım Tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, 14 seviyesinin aşağısının tekrar gelmesi maksimum arkadaşlar burada e, 13.70 seviyesine kadar geri çekilecektir. Zaten her geri çekilme dolarda da alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. E, dediğim gibi 14 seviyesinin üzeri arkadaşlar 14.25 seviyesi 14.30 seviyeleri e, kısa bir zaman sonra gelecektir arkadaşlar. E, biraz da altın tarafına bakalım. Şimdi altın tarafına baktığımız zaman da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş arkadaşlar küresel bazda güvenli liman taleplerini arttırmış ve bu talepleriyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşmişti zaten. Bu hareketlenmeler ile birlikte altın geçtiğimiz hafta 1974 seviyelerini test etmişti biliyorsunuz zaten yukarıda. Fakat ilk şoku atlatan piyasalar ile burada gevşeme hareketi de beraberinde geldi arkadaşlar. Her ne kadar zaman zaman geri çekilmişti. ...şimdiler yaşansa da altın son bir yılı aşkın sürenin en iyi seviyelerinde fiyatlama gerçekleştiriyor şu an baktığımız zaman. Ee, Ukrayna Savaşı'nın özellikle kötüleşeceğine dair endişeler ve yaptırımların potansiyel etkileri... E, ...güvenli liman varlıkları olan talebi arttırırken arkadaşlar... ...altın sınırı düşüş yaşamasına rağmen 13 ayın zirve seviyelerindeki seyrini e, devam ettiriyor baktığımız zaman. E, 10 saatin yeniden 1950 sınırda e, yükseldi zaten arkadaşlar burada. E, ve an itibariyle şu an baktığımız zaman 1930 seviyesinin üzerinde seyrine devam ediyor. Ve oynaklık piyasada halen yüksek arkadaşlar. Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılması bekleniyor. Oradan verilecek mesajlar piyasaların seyrini belirleyecektir. Veri takvimine bakıldığında da arkadaşlar bugün yine özel sektör ABD tarafındaki özel sektör istihdam verisi ve sonrasında FED Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek arkadaşlar. Powell'ın son günlerde yaşanan bu gerilim karşı özellikle ekonomiye yönelik etkileri nasıl değerlendireceği merak konusu. E, ons altın için e, yine hareketli bir gün e, olabilir arkadaşlar. E, baktığımız zaman ons altın 1950 seviyesi direnç bölgesi test edildi sabah saatlerinde e, bu bölgeden biraz e, bir miktar geri çekilse de arkadaşlar e, burada 1900 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir e, dün 1950 direncine kadar yükselen onsaltın e, 1950 yakınlarında gelen bir e, burada özellikle kar realizasyonlarıyla e, geri çekildiğini görüyoruz e, gücünü koruyan saltında geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirmesi e, burada daha makul bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. E, baktığımız zaman yine satış yönlü pozisyonlara karşı da e, temkinli olmakta fayda var. E, 1915 ve 1900 seviyeleri e, burada aşağıda destek olarak izlenebilir arkadaşlar. E, yükselişlerde ise 1950 ve 1970 seviyesine kadar e, çıkma potansiyeli var. E, şu an için baktığımız zaman 1930 seviyesinin aşağısına kırması durumunda arkadaşlar 1915 seviyesine kadar bir açığa satış pozisyonu değerlendirilebilir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Yine 1950 seviyesini kırması durumunda 1970 seviyesi gelme potansiyeli de yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Dediğim gibi özellikle burada Rusya-Ukrayna arasındaki masadan çıkacak olan kararlar altın grafiğinde etkileyecektir arkadaşlar. Fakat genel düşüncem arkadaşlar Putin'in daha da sıcak çatışmalara girip Ukrayna'yı burada Ukraynayı arkadaşlar daha da derinine inmek istiyor özellikle. Yani bu savaş duracak gibi de gözükmüyor. O yüzden altın arkadaşlar 2000 seviyelerine kadar gelme potansiyeli bulunuyor. Biraz da gram altın tarafına bakalım. Gram altın tarafına baktığımız zaman ise dolar tl paritesinin yükselmesi ve Rusya Ukrayna gerginliğine burada oluşabilecek riskin artması beklentileri ons altında biliyorsunuz yukarı yönlü fiyatlamaların oluşmasına neden olmuştur. Bu nedenle de bu sabah dahil olmak üzere son 3 günde 870 tl seviyelerine doğru yükseliş denemeleri yaşandığını görüyoruz gram altınında. Bugün ise 880 seviyesini arkadaşlar burada test ettiğini gördük. Bugünün veri akışı ABD ağırlıklı olmakla birlikte savaş ile ilgili gelecek haber akışını takip etmek olacaktır arkadaşlar. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten burada baktığımız zaman 865 seviyesi e, burada direnç olarak karşımıza çıkıyordu. E, burayı bu şekilde keskin bir şekilde sert bir şekilde e, yukarıya doğru kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Şu an 865 seviyesinin üzerinde e, ve 900 seviyesine kadar gitme potansiyeli bulunuyor arkadaşlar. Çünkü e, dolar tl grafiğinin 14 seviyesini kırdığını düşündüğümüz zaman e, buradaki yükselişle beraber 10 saatindeki yükselişte takip ederse 900 seviyesi gelecektir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Fakat olum 865 seviyesinin aşağısını kırması durumunda da aşağıda tekrar arkadaşlar burada 850 ve 830 seviyelerine kadar da geri çekilme potansiyeli olacaktır. Zaten burada maksimum geri çekilme potansiyeli 830 seviye 830 TL olacaktır arkadaşlar. Biraz da Gümüş tarafına bakalım. E, gümüş tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar şu an tam bandımızın ortasında işlem görüyor. E, burada sert bir şekilde özellikle 24.69 seviyesini 24.50 seviyesine arkadaşlar sert bir şekilde yukarıya kırdığını gördük. E, ve yukarıda 25 e, 50 seviyelerine kadar ulaştığını, iğne attığını gördük arkadaşlar gümüşün. E, daha sonra e, gelen kar satışlarında etkisiyle e, şu an geri çekilme devam ediyor. E, burada maksimum geriye çekilme e, seviyesi arkadaşlar 24 e, 69 seviyesi olacaktır. Çünkü e, home 10 altındaki yükseliş bu e, sıcak e, savaş gelişmeleri yaşanmaya devam ettikçe arkadaşlar emtiyalara olan talep artacaktır ve değerlenme e, devam edecektir buradan. E, alım için özellikle e, pusta bekleyen yatırımcılar e, 25 42 seviyesini kırması daha e, iyi olacaktır ya da geri çekilmelerde özellikle 24 69 seviyesine kadar geri çekilmelerde alım yapmak e, daha iyi olacaktır arkadaşlar. E, genel beklentim burada da e, yukarı yönlü trendin devam etmesi. E, biraz da Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman da yine Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının arkadaşlar ardından açıklanan yaptırımların özellikle kripto para birimlerine yarayacağı spekülasyonuyla Bitcoin Temmuz ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Ekranda da gördüğünüz gibi Ukrayna Rusya savaşı sonrası gündeme gelen yaptırımlar kripto paralara yönelik ilgiyi desteklemiş durumda. Özellikle Rusya'nın buradan bir para girişi yapacağı söylentisi arkadaşlar arkadaşlar Bitcoin'in burçta e, uçurmuş durumda e, 17 Şubat'tan bu yana ilk kez 44 bin dolar seviyesini aştı arkadaşlar Bitcoin tarafı e, Kripto paranın son zamanlardaki yükselişinde Ukrayna Rusya Savaşı'nın çıkmasıyla e, bu şekilde uygulanan geniş yaptırımların Bitcoine ilişkin risk algılamasını e, değiştirmesi önemli rol oynadığını söyleyebilirim e, baktığımız zaman arkadaşlar özellikle son günlerde kaydettiği değer artışlarının ardından e, 44900 dolar fiyat fiyat seviyelerine kadar yükseldi Bitcoin e, kaydettiği değer artışları ile birlikte güçlü bir yükseliş ivmesi kazandı Bitcoin e, fakat 45 bin dolar direncinden e, reddedildi e, 44 bin dolar fiyat seviyelerine kadar geri çekildi arkadaşlar e, Bitcoin'deki bu yükseliş hareketleri de kripto para piyasasının belirli ölçüde e, toparlanmasına neden oldu özellikle altcoinlerde de e, biraz yükseliş burada e, gördük arkadaşlar e, şu an baktığımız zaman yeni kanalımız özellikle e, 43 bin 45 bin seviyesi olacaktır. Eğer ki 43 bin seviyesini aşağısına kırmasıyla beraber e, tekrar burada 39 bin, 540 bin seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli bulunuyor. E, 45 bin seviyesini üzerine kırmasıyla beraber arkadaşlar 50 bin seviyesine kadar gitme potansiyeli var zaten. E, şu an için baktığımız zaman arkadaşlar aslında Bitcoin'in e, yukarı yönlü çıkışını e, bu şekilde arkadaşlar 50-55 bin dolara kadar e, sert bir çıkış görmeyebiliriz. O yüzden buradan kar satışları e, olu Yiyerek arkadaşlar 43.000 39.500 seviyelerine kadar e, düşme potansiyeli olma pot yüksek arkadaşlar. Biraz da gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar özellikle burada yatırımcılar e, gün içerisinde 11.41 seviyesine kadar yükseldiğini gördük dolar kurundaki yükselişle beraber e, 11.50 seviyesi zaten buradaki direnç ana direnç seviyemiz olacaktır karşımıza çıkıyor e, baktığımız zaman zaten e, yükseliş trendlerimiz devam ediyor arkadaşlar burada e, ara trendlerimiz de devam ediyor baktığımız zaman e, buradan desteğini alaraktan e, en aşağıdaki ana destekli direncini burada e, tepki alaraktan e, yukarıya doğru 11.41 seviyesine kadar gittiğini görüyoruz. Ee, burada baktığımız zaman eğer şu e, buradaki yükselen trendi aşağı kırmasından sonra arkadaşlar 11 seviyesine kadar e, geri çekilme potansiyeli mevcut. E, alım için biraz daha geri çekilmeleri beklemek ya da 11'li seviyesinden yukarıya doğru kırılmasıyla e, yeni alımlar 12 seviyesine kadar sürüklenme yukarıya çıkma potansiyeline sahip arkadaşlar gümüşte Gümüşte'de. E, genel beklentim dolar kurunda olduğu gibi arkadaşlar gram altın gibi e, bu sev buranın da de tarafında e, Yukarı gitme potansiyelinin hala devam ettiğini söylemek lazım. E, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.